Sevgili dostlarım merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım hayat sizin için çok iyi geçiyordur. Dün haberlere Sibel Ünlü ismindeki üniversite öğrencisi genç bir kızın intiharı bomba gibi düştü ve şu anda sosyal medyada herkes bu genç kızın intiharını konuşuyor. İstanbul Üniversitesi'ne giden Sibel Ünlü Twitter'da da fake bir nickle gayet popüler, orta seviyede bir internet trolü olarak takılan bir kardeşimizmiş. Güzel, komik yazıları olduğu kadar eleştirel, muhalif, yeri gelmiş işte agresif, yeri gelmiş insanlara hakaret eden standart bir üniversite öğrencisi depresif bir imaj çizmiş. Ve ben bu hesabı incelediğimde ortaya çıkan şey gerçekten standart benim kronik sol diye nitelendirdiğim, her zaman kavga ettiğim bir profil ortaya çıkıyor. Ve zaten bu arkadaşı incelemek için de rahmetliyi incelemek için de gizli sekmeden internet browser'ımı açmak zorunda kaldım. Çünkü beni engellemiş. Hani durum o kadar net aslına bakarsanız. Ama ben bu kardeşimiz intihar ettiği için çok üzgünüm. Neden intihar ettiği konusu şu anda Türkiye'de siyasi bir gündem olmuş durumda. Neden? Çünkü muhalefet Türkiye'de intihar olaylarını ön plana çıkartıp siyasi iktidarı bir şekilde baskılamaya çalışıyor. Şimdi insanların intihar etmesi, ekonomik durumdan dolayı intihara sürüklenmesi, bunu bir yol olarak görmesi gerçekten çok üzücü ve bununla alakalı bir şeyler yapmamız lazım. Bu doğru. Fakat burada basit bir siyasi rant için intihar eden kişileri intihar ettikten sonra kutsallaştırmak, intihar eden kişileri çok bir şey yapmış gibi, çok işte süper bir insanmış gibi, seçtiği yol çok onurluymuş gibi sürekli onore etmek ve kahramanlaştırmak intiharı düşünen insanları da cesaretlendirmeye neden oluyor. Yani bu yaptığınız hareketler aslında intihara meyilli, psikolojik sorunları olan, sıkıntıda olan insanların daha da intihara yönlenmesine neden oluyor. Bu iğrenç bir şey. Böyle bir muhalefet düşünülemez. Böyle bir muhalefet insanlıkla bağdaşmaz. Böyle bir muhalefet muhaliflikle bağdaşmak. Muhalefetlik bu kadar basit olmamalı arkadaşlar. Daha derin, daha teknik, daha sorun çözücü konulara yönelmeniz lazım. Neymiş? Öğrenciler burs alamıyormuş. Öğrencilerin yemek yiyecek, işte kahve alacak parası yokmuş. Bu yüzden intihar ediyorlarmış. Hayır arkadaşlar, böyle bir şey yok. Biz de öğrenci olduk. Biz de aç kaldık öğrencilik zamanımızda. Öğrenciliğimizde biz de bir ekmek alamayacak paralar bulamıyorduk yani. Hatta çok iyi hatırlarım. Herkesin böyle anısı vardır. Adam otobüse binecek para bulamıyor. Şimdi şahsımdan bahsetmek istemiyorum ama günlerce aç kaldığım zamanlar oldu öğrencilik zamanında. Harçlık bulamadığım için, harçlığım bittiği için, arkadaşlarım o zaman etrafımda olmadığı için çok zor zamanlar geçirdiğim günler oldu ki Türkiye'de veya yurt dışında üniversite okuyan herkes bunu yaşıyor. Yani maddi sıkıntı yaşıyor olmanız sizin isyan edip intihar etmenize yön verecek bir ortam oluşturmuyor. Böyle bir psikolojiyi insanlara empoze edemezsiniz. Aksine mücadele edeceksiniz, aksine iş bulacaksınız, aksine ayakta duracaksınız, aksine bu tür olaylar 3, 5, 10 sene sonra size öğrenci zamanlarında yaşadığınız hoş, romantik, o zamanın ne kadar iyi işler yapmışım, ayakta tutunabilmişim gibi anıları olarak kalacak diye insanlara, gençlere anlatmanız lazım. Böyle yol göstermek, böyle muhaliflik, böyle işte iyi bir iş yaptığınızı zannederek Türk gençlerini harcıyorsunuz, bozuk para gibi harcıyorsunuz. Ben şu anda muhalefetin bu tutumunu gerçekten kötü ve iğrenç buluyorum. Ve bakın, şimdi bu kızı kutsayan insanlara bakın, tamam mı? Feministlere, bu kızın işte intiharını süper bir şeymiş, ne kadar onurlu kızmış gibi öven kişilere bakın. Kız kendi fotoğrafını attığında hakaretlerle dolu altına. Sen engelli misin diye işte yorumlar yazılmış ki engelli olsan olacak kız. İşte sen şöyle misin, sen böyle misin diye sürekli kızın fiziki görüntüsüyle veya statüsüyle alay edici yorumlar gelmiş. İşte sizin probleminiz bu. Kronik solcular. Herkesi aşağılıyorsunuz. Bana her gün gelen aşağılama yorumlarına bakın ya. Sizin ne kadar pislik insanlar olduğunuzu bilmesem ve gerçekten sizin yorumlarınızı önemsesem ki ben İnci Sözlük'ten bu yana eleştirilere çok alışkın bir insanımdır. Depresyona girerim. Sizin yorumlarınızdan dolayı hayata küserim ki sizin yapmaya çalıştığınız da bu. Hastalıklı bir ruhunuz var. İnsanları aşağılıyorsunuz. İnsanları görüntülerinden dolayı küçümsüyorsunuz. Statülerinden, giyim tarzlarından, içtiklerinden,
yediklerinden, bindiği arabadan, otobüsten dolayı aşağılıyorsunuz. Garip bir lüks yarışına girmişsiniz. Birisi ön plana çıktığı zaman sizin kriterlerinize uymayan, hepsi hakarete uğruyor. Sonra intihar ettiğinde de ayına kadar iyi kızdığına kadar işte hep bu hükümetin suçu diye hiç böyle elle tutulamayan sorunlar yaratıp suçu ona atıyorsunuz. Suçlu sizsiniz. İnsanları aşağılıyorsunuz. İnsanları beğenmiyorsunuz. İnsanların görünüşlerine göre yorumluyorsunuz. Başörtülüyse başörtülü diyorsunuz. İşte ne bileyim, diğer tarafta da adam küpeliyse, uzun saçlıysa bu sefer ona laf atıyor. Yani Türk milleti olarak tamamen birbirini aşağılayan, birbiriyle garip münakaşaya girip sosyal medyada sidik yarıştıran bir psikolojiye düşmüşüz. Ve bunun sonunda da insanlar zaten psikolojik sorunlarından dolayı intihar ettiği zaman da suçu at işte iktidara, suçu at görünmeyen hokus pokuslara, sonra buradan muhaliflik devşir. Sevgili dostlar, böyle olmaz. Böyle yaparsanız hiçbir sorun çözülmez. Bakın, ben boomerlara, yaşlılara, işini gücünü elde etmiş insanlara seslenmek istemiyorum burada. Beni izleyen üniversiteli arkadaşlara seslenmek istiyorum. Arkadaşlar, ayaklarınız yerine bassın. Siz Amerika'da okumuyorsunuz ki Amerika'da okusanız da Amerika'daki öğrencilik de öyle düşündüğünüz gibi değil. Amerika'daki öğrenciler de 200-300 bin dolar borca batıp üniversite okurken çoğu çalışmak zorunda kalıyor. Siz Türkiye'de çoğu insan istiyor ki babalarından, dedelerinden öyle gördüğü için bütün gün kahvede pişpirik oynayacak, okul kantininde solculuk, komünistçilik koşturacak boş beleş, iddia bayilerinde zaman harcayacak, devlet ayda 1000-1500 lira burs verecek, üniversite burs verecek, belediye burs verecek, bizim paşa da 4 sene 5 sene poposunu büyütecek, sonra da mezun olduğunda da hop memur olarak işe girecek, hop memur olarak bir yere işe girecek 5000 TL 10000 TL maaşla. Böyle bir dünya yok beyler. İstediğiniz kadar isyan edin, istediğiniz kadar protesto düzenleyin, istediğiniz kadar isyan edin, Allah'a isyan edin. Hani hükümete geçtim, Allah'a isyan edin. Böyle bir dünya, dünyanın hiçbir yerinde yok. Yani Kuzey Kore'ye gitseniz de bu kadar devletçi politika. Ayaklarınızın üzerinde duracaksınız. Okurken çalışmayı kendinize sindireceksiniz. Boşuna vakit kaybetmeyi artık hayatınıza çıkartacaksınız. İddia bayilerinde, kahvehanelerde sürünmekten, sürtmekten vazgeçeceksiniz. Oturacaksınız. Ya üniversite okuyorsunuz, İngilizce bilmiyorsunuz. Üniversite okuyorsunuz, mühendislikten mezunsunuz, doğru düzgün matematik bilmiyorsunuz. Bilgisayar mühendisliğinden mezunsunuz, yazılım dili bilmiyorsunuz. Information Systems'ten mezunsunuz, ne management biliyorsunuz, ne marketing biliyorsunuz. Sonra çıktık orta sınıf veya daha alt seviyedeki bir üniversiteden mezun oldunuz. Diplomayı, lisans diplomasını öyle böyle elinize aldınız. İş bulamıyorum. İş bulamazsınız tabii. 4 sene, 5 sene boyunca kendinizi kandırmışsınız, zaman öldürmüşsünüz, kendinizi geliştirmemişsiniz, iş tecrübesi yok, staj tecrübesi yok, yarattığınız bir marka yok, uğraştığınız bir iş yok, çalışmaya hayat amacı yok. Böyle bir ortamda işsiz kalacaksınız tabii abi. Yani silkinip ne yapıyorum ben, niye bu dünyaya geldim, 10 sene sonra ne olacağım, 5 sene sonra ne olacağım gibi projeleriniz olmalı, hedefleriniz olmalı. Şimdi bu intihar eden Sibel ünlü ismindeki kardeşimize bakalım. Tek hayattaki şeyi feminizm, solculuk, kapitalizme düşmanlık, işte sosyalizm gelsin bizi kurtarsın, devrimcilik yapalım, Che Guevara, Lenin, Marksizm, uçuk uçuk kafalar. Böyle depresyona soktuğunuz kızlar zaten ya dağa gidiyor PKK'ya, komünizm ayağına, ya da işte sonunda böyle intihar ediyor. Yani bu çok doğru bir yol mu? Bu depresif yol, bu absürt, bu amaçsız yol. Çok doğru bir yol mu? Yanlış bir yol arkadaşlar. O yüzden benim verdiğim tavsiyeleri belki sert gelebilir, belki sizi sinirlendirebilir ama tek doğru, tek çıkar yolu olduğunu aklınızda tutmanızı istiyorum. Sevgili dostlarım, umarım derdimi iyi veya kötü bir şekilde size anlatabilmişimdir. Toparlanın. Üniversite öğrencisiyseniz sürüneceksiniz abi. Sürüneceksiniz ya, kendi hayatımdan biliniyorum. Dünyanın en ağır işlerini staj dönemlerimde yaptım. Size şunu söyleyeyim, Akdeniz'de 20 gün boyunca geminin makine dairesine diş ağrısından kıvranırken, yüzüm şişmişken günde 12 saat 45 derecede vardiya çektim. Ağlıyordum, yatağıma yatıp ağlıyordum. Niye biliyor musunuz? Staj yapayım, stajımı adam gibi bitireyim 3 ayda. O geminin sıcağın, Akdeniz'in ortasında adam gibi bitireyim. Bir an önce mesleğimi elime alayım ve dönem içerisinde de aileme muhtaç olmadan harçlığımı çıkartayım diye
o acılara, o sefalete, o zorluklara göğüs geriyordum. Ve bunlar beni bir şekilde güçlü yaptı ve bunlar beni bir şekilde başarıya ulaştırdı. Siz de böyle yaparsanız, siz de doğru şeylere odaklanırsanız, siz de hırslı olursanız, siz de, affınıza sığınarak söylüyorum, ılık götlü, kolaya kaçan, romantik solcu bir karaktere bürünmezseniz, siz de sonunda öyle veya böyle başarıya ulaşırsınız. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiler.